Madan geri döndüm İzmir'e dedi. Hazal Güven hazırmış. Şimdi o bir bölgeden biraz bilgi alalım. Sonra sizinle devam edeceğiz. Hazal Güven, Umutcan Yüçük'le birlikte depremin ilk gününden beri bölgede. Hazal'ın bulunduğu yer Arsuz bildiğim kadarıyla. Hazal'a bırakalım sözü. Bakalım neler anlatacak bize. Zeynel Lüle, konuğunuzla size iyi yayınlar dileyerek başlayalım biz buradaki anlatıya Umutcan Yeçük'le birlikte. Hatay'ın Arsuz ilçesindeyiz. Son 3 yayındır zannediyorum buradan aktarmaya çalışıyoruz durumu. Çünkü bu bölge yardımlarında oldukça geciktiği bir bölge olarak depremzedeler tarafından konuşuluyor. Bize gelen ilk söylenen şeyler bunlar oldu. Buraya geldiğimizde, ulaştığımızda günler sonra bu noktaya yardımların ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştığını söylediler. Dolayısıyla ilk günlerinde çok kritik olduğunu biliyoruz herhangi bir depremde. İlk saatler çok kritiktir aslında. O ilk saatlerde ne yazık ki Arsuz'da bir sıkıntı yaşandı ve gerçekten çok zorlu bir şekilde bizim mücadelelerimizle o enkazlar kaldırıldı diyorlar buradaki yurttaşlar. Şimdi buradaki tabloyu biraz tabii göstererek vermek gerekiyor Zeynel Lüle. Biz aslında Hatay'ın yazlık kesimi olarak kullanılan daha ziyade bir bölgesindeyiz. Arsuz biraz böyle bir özelliğiyle biliniyor. Zaten evleri de görüyorsunuz. Çok güzel iki katlı, tek katlı alçak yapılar mevcuttu burada. Hala bir kısmı ayakta ama ağır hasarlar olduğunu da gözle görebiliyoruz uzaktan baktığımızda ve o yapılardan birkaçının şu an önündeyiz. Daha ziyade çiftçilikle geçinen bir yerlisi var buranın. 97 binde bir nüfusa sahip son ölçümlere göre. Yani aslında oldukça kalabalıkta bir ilçe olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi bakın Umutcan'la birlikte size bir enkazın görüntüsünü gösteriyoruz ve o enkazda da bir parça fark ettik içine doğru baktığımızda. Şu anda Umutcan size zannediyorum o kaideyi gösteriyor. Burası zannediyoruz ki bir devlet kurumuydu. Ne mutlu Türk'üm diyene yazılı bir kaide bir şekilde o enkazların, molozların arasında ayakta duruyor. Görüyorsunuz şu anda o görüntüyü sizlerde. Gerçekten insanı güzel, havası güzel, doğası güzel bir ilçesi Hatay'ın. Her tarafımız limon ağaçlarıyla, portakal ağaçlarıyla dolu. Umutcan da şu anda size gösteriyor. Ve buradaki Hatay'daki yaşayanlar, aslında Hatay'ın farklı bölgelerinde yaşayanlar depremden buraya sığınmak için önce ilk adım olarak buraya gelmişler ama buradaki yıkıntıyla da karşı karşıya kalınca burada da fazla yerleşememişler. Onu öğrendik, böyle bir bilgi edindik. Belli bölgelerde çadırlar var, mevcut. Ancak her bölgesinde o çadırlardan da söz etmek mümkün değil. Az önce Ülkü Çoban'a bağlandığımız yayında bir bölgeden aktarmıştık. Şimdi başka bir yerindeyiz ama oraya dair özel bir bilgi vermek gerekiyor aslında. Toplu Konutlar Bölgesi ismi verilen, buraların böyle isim verdiği bir bölgeyi görüntüledik Umutcan'la. Gerçekten oradaki zayiat, oradaki molozlar, oradaki enkazlar çok daha vahim durumdaydı. 78 tane konuttan oluşan bir bölgesi Arsuz'un ve oldukça fazla da hane vardı içinde. Ancak depremde özellikle yukarıdan aşağıya doğru bir çökme meydana geldiği için ilk katlarda, giriş katlarda oturanlar konusunda ne yazık ki çok zorlu geçmiş buradaki arama kurtarma çalışmaları ve en çok cenaze de oralardan, o bölgeden, ilk giriş katlardan çıkardık dediler bölge halkı. Şu anda giriş yasak oraya. Çünkü gerçekten yıkıldı yıkılacak diyebileceğiniz binalar görüyorsunuz uzaktan baktığınızda dahi ve askerler de, emniyet güçleri de yoğun bir güvenlik önlemi almışlar. Bölge halkı oraya girip eşyalarını almaya çalışıyormuş. Çünkü bu bilgiyi edindik. Tabii hayatlar yeni baştan kurulacak. Sıfırdan o eşyalar, sıfırdan o evler alınacak. Ne emekler verdiler kim bilir. Bir kısmını biz de tabii burada tanıklık ediyoruz, dinliyoruz. Böyle gelen çok yurttaşımız oldu. Emekli maaşımla, biriktirdiğim paralarla bir ev almıştım kendime. Şimdi o evim de gitti. Ne yapacağım diyorlar. Aslında zaten deprem bölgelerinde Zeynel Lüle şu anda ilk soru bu. Bakın Umutcan o ara sokaklarını, Arsuz'un o güzel sokaklarını size gösteriyor şu anda. İki temel soru var. Bir, bulunduğumuz nokta için şunu söylüyor depremzedeler. Biz çiftçilikle buradan geçimimizi sağlıyorduk. Limon zamanı olduğunda, şu an geçti ama, zeytin ve bir de portakal diyorlar. Şimdi satışlarımız durdu, ihracatımız durdu bu noktadan ve nasıl geçimimizi sağlayacağız diyorlar. Bunu da özel olarak yayınlarda dile getirmemizi istediler. Çünkü maddi anlamda da toparlanmaları gerekiyor ki bir adım atabilsinler. Ve bir diğer mesele de, çadır kentler kurulacak mı? Kurulursa hangi bölgelere, ne yoğunlukta, ne sıklıkta kurulacak? Çünkü bir yandan kış aylarındayız. Bu güneşe aldanmasın lütfen izleyiciler de. Birkaç saat sonra, çok değil bir saat sonra kuru soğuk başlayacak Hatay genelinde ve diğer deprem bölgelerinde. Şimdi yayınımıza devam ederken sonlara doğru şu bilgiyi de vermek istiyorum izleyicilerimize. Biz de dikkat ediyoruz. Umutcan
Rica ediyorum ondan da. Kablolar yere saçılmış çünkü. Bakın burası da bir otelmiş. Bölge halkından öğrendik. Aslında oldukça turistik bir yeri yani. İçiniz açılıyor şöyle baktığınızda. Bir tarafta dağlar, tepelerinde karlar yağmış. Bir tarafta da hemen eteklerinde bulunan bu güzel ilçe. Gaziantep'teydik dün Zeyna Lüle ve Gaziantep'te bakın depremin izlerini şu anda görüntülüyor. Bir yurttaşımız şu anda. Pardon. Nasıl? Buyurun. Mağduriyetimizi size nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz. Bu kadar. Nedir? Nedir şu anda temel problemler? Nedir mesela temel eksikler gördüğünüz? Eksik bilmiyorum. Bizim bir şeye ihtiyacımız yok. Sizin yok şu anda. Sizin yok ama var olan çok çok insan var. Daha yukarıda bir sürü köy var. Oralara da gidiyoruz. Oralara da gidiyoruz. Hemen hemen 50 tane köy var belki yukarıda bizim dağlarda. Trafiği de şu anda tabii. Yurttaşımız hemen. Şimdi bu gördüğünüz sahne çok yaşanıyor Zeyna Lüle. Yayınlarda sizin yayınınızda da daha önce oldu. Bu gördüğünüz sahne çok yaşanıyor. Çünkü gerçekten çok yoğun mağduriyetler yaşayanlar da var. Eğer ki çok yoğun bir mağduriyet yoksa bile bir ailede bir kişide o da çok büyük travmalarla size geliyor. İşte bunları yaşadık diyor. Yukarıdaki köylerden her gittiğimiz ilçede, her gittiğimiz bölgede yukarıki köyler deniyor. Bunun bir sebebi var Zeyna Lüle. Çünkü o köylerin yolu zaten bozuk. O köylere ulaşım zaten normal hayatta da zorken şimdi bir de depremle, yıkılan enkazlarla birlikte o noktalara yardımların ulaşması zorlaşıyor. Günler sonra dahi üzülerek aktarıyoruz ama günler sonra dahi yardımların ulaşamadığı köyler mevcuttu. Bu bölge için de aynı şey söyleniyor. Umutcan'la birlikte oralara da bakacağız şimdi. Samandağ'da uzanacağız. Buradan yayınımızı şimdilik noktalayalım diyelim. Şöyle bir enkazı size son bir kez göstersin Umutcan. Gerçekten çok güzel bir ilçesi Hatay'ın. Her yeri güzel. İnsanı güzel. Bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bir ev bize bundan saatler önce kapılarını açtı Zeyna Lüle. Yorgunluğumuzu gördü. Suyumuz var, yıkanın dedi. Gelin buyurun yemek yiyin dedi. Yani onlar da depremzede bu hassasiyeti düşünebiliyor musunuz? Böyle insanları var bu memleketin, bu toprakların. Biz de onlarla konuştuk, temas ettik. Hepsini dinlemeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Anlamak tabii ki mümkün değil. Gördüklerimiz bize yetiyorsa bu kadar, bizi bu kadar dolduruyorsa onların yaşadıkları, o hayatları yeni baştan yapma çabaları kim bilir ne kadar zaman alacak toparlanmaları ve çocuklar var tabii ki. Çocuklar gözlerinden okunuyor aslında o endişe ama bir yandan da ne olduğunu anlayamaz bir halde ailelerinin yanında hayatlarını daha sürdürülebilir bir şekilde kurmaya çalışıyorlar bulunduğumuz bölgelerde. Şimdi Umutcan'la devam edeceğiz. Başka noktalara da gidiyoruz. Dün Osmaniye'ye gittik, Gaziantep'e gittik. Hava sıcaklığının çok daha düştüğünü hissedilir derecede biz de gördük yerinde. Isınma büyük bir problem, barınma büyük bir problem ve öncelikler. Buradan son bir kez şunu biz de yinelemiş olalım Umutcan'la beraber. Yardımlar konusunda öncelik değişiyor Zeyna Lüle. Ne olur yollanan yardımlar, gönderen vatandaşlar veya kurum kuruluşlar, STK'lar, sivil toplum kuruluşları önceliklere dikkat ederek yollamaya devam etsin bu yardımları. Yardımlar devam etsin. Bundan da korkuyorlar çünkü ya yardımlar da kesilirse iki hafta geçti ya Türkiye unutursa buraları diyorlar. Böyle bir kaygı da var ama öncelikler çok önemli çünkü öncelikler değişiyor. Giyimdi, şimdi giyimde bir bolluk var. Şimdi mesela ilaçta örneğin biz buradan bu çağrıyı söylemiş olalım. İlaçta büyük bir sıkıntı var çok sayıda bölgede. Özellikle kronik rahatsızlığı olan yurttaşların ilaçlarında ağrı kesiciler bol, mide ilaçları bol, mide koruyucular bol ama işte tansiyon hastaları, böbrek, kalp hastaları bu hastaların düzenli kullandıkları ilaçlarda daha büyük sıkıntı var. Bu çağrıları biz de buradan vermiş olalım. Belki yetkililere ulaşır ve daha düzgün bir akış sağlanır bu bölgeye diyelim. Şimdi Umutcan'la rotamıza devam edelim. Samandağ'a doğru hareket edelim diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a, stüdyoya çok özür dilerim. Ankara'ya bırakıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Diyorum.